Bunlar da iyi tabii. Termojenik yarim. Bu da fena değil herhalde. Yani yaratık ödenen kartlar pek iyi değil. Tabii ki hero'lar iyi. En iyi şey de Red Rose. Bir de arkadaşlar rakibin oynadığı intikam sayısına göre, yani desteki intikam sayısına göre Vi da bayağı büyük problem olabilir. Çünkü Vi dayanıklı olduğu için ve deste ufak ufak hasarlar verdiği için. Aynısını iade mi ediyorsun? Evet, en azından 4 mana yaptı. Peki. Kabul. Mana avantajı çok önemli arkadaşlar. 2 manalık kartımız adamın 4 manalık kartıyla öldürüldü. Çok fark ediyor. Gatça bu tur çekilmiş olsa mesela çok sinir ederdi. Bir daha Elise. Aa, yeterli manamız yok tabii ki, yanlış yaptım. Elise vuracak. Elise'in yanındaki örümceği yiyeceğiz mi peki? O soru. Soru o. Yemeyelim. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu mesela içgüdüsel olarak yapıyorum şu an. Bunu doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum bilmiyorum. Buna demir yumruk derler. Evet, şimdi yalnız bu varsa fena olacak. Bu varsa bayağı fena olacak. Çünkü adamın elisini bedava öldüreceğiz yoksa. Manamız artabilse çok iyiydi. Yani. Şimdi kımıldama. Şimdi arkadaşlar adam gerçekten Vi'yi öldürmesi bayağı zor. Yani dolayısıyla Vi 5 kart daha oynayarak Vi'yi level atabiliriz. Oha, 3 elisin 3'ünü de çektim. Gerçi o kadar iyi değil de. Şu aşamada artık arkadaşlar vuramadık biz adama. Şu aşamada Ledros önemli ve bizde Ledros yok. Zor ya bu matchup oynaması. Şimdi adam manasını harcayıp masaya çok bir şey koyamazsa bunu deneyebiliriz. İade. Peki. Kabul. Yapılacak bir şey yok. Al, bende de var. Vay, çıktı mı 6'ya? Beş manası yok onun için, bizim bütün yakınımızda bir vurup şey yapamıyor. Yapalım bunu. Sağlı sollu. Yok, yapmasa mıydım acaba? Bilmiyorum, çok zor ya arkadaşlar. Ama vay, gördüğünüz gibi bayağı yıpratıyor. Termojenik atabilir, evet. Termojenik atarsa canımız sıkılır. Bundan böyle yapmasaydık. Ya zor ya. Termojenik atabiliyor, evet. Bilmiyorum ki. Zor ya arkadaşlar bayağı bu mirror matchup oynaması. Şimdi bence 8 damage yiyor, onu deneyelim biz. Eğer bütün masamıza bir falan vurmaya kalkarsa. Ne yapıyor bakalım. Okey. Gatça artı gizemli atış. Yani 2 artı 1 mi vuracak? İşte bu çok fena yapıyor arkadaşlar adamı. Baksanıza ne kadar fena oldu adam için. Kaç kart harcadı? 3, 5, 7, 9 vurdu şu Vi'ye. Ve hala ben kart çektim bir de üzerine. Evet, amma ve lakin arkadaşlar. Ne olursa olsun bende hala şey yok. Ledros yok. Geliyor Ledros'a nasıl satayım. Bende yok hala Ledros. Okey. Ya adam Ledros çektiyse yamulacağız. Abi Ledros lazım artık. Ulan bir de o kadar da ekstra kart çektim ha. 9 manaya onu öldürelim mi? Öldürelim. Emin değilim bu konuda. Abi Ledros çekmem lazım. Ledros.
Yani çünkü arkadaşlar oyunun başında karşılıklı kimse birbirine vuramadığı için life'lar yüksek. İlk Ledros'un etkisi inanılmaz büyük olacak. Evet, 6 mana gerideyim şu an işte ama. Adamdan da termojenik çıkabilir. Çıkmıyor adamdan termojenik. Valla Ledros'u yiyeceğiz burada. Abi çöp namına ne varsa geldi be. Yani ilk defa vurmaya başladık ama Ledros ya. Yani arkadaşlar ben bir sürü ekstra kart çektim ya. Adam çekmedi ekstra kartları yani. Ama Ledros'u yiyen benim. Tamam 9'um. Şimdi nasıl yapsak? Corina. Okey. Zaun bir çiçek gibi açacak. Şimdi amacım şu arkadaşlar. 5 vurdu. Wow. O iyi oldu yalnız ha. O bayağı iyi oldu. Şimdi arkadaşlar adam ataktan önce bu kazanabilir. 5 büyük şans oldu. Yani biz de adamı ledroslamış gibi bir şey olduk. Adam bizi burnout edebilir mi? Edemez herhalde. Bir mana olsa statik şok artı intikam yapıp öldürebiliriz adamı. Çünkü arkadaşlar artık atağımız lethal. Önemli olan şey o. Yani bu oyunda varmaya çalıştığı şey genel olarak bu. Atağınız lethal oluyor mu? Yani bu matchup'ta daha doğrusu. Bu oyunda değil. Hadi be. Her adımla kurtuluşa yaklaşıyor. Ne yazık ki arkadaşlar buna manam kalsın diye öyle yaptım. Var mı Ledros? Yep. Adam buna güvenmeye çalışacağını tahmin etmiştim açıkçası. Yalnız tabii şimdi arkadaşlar çift mistik şata ölüyorum. Yani öyle bir şey yoktur diye umuyorum. Yani şöyle yapacağım ben. Ben intikam atacağım. 4 kalacağım. Tur gelincisi alacağım ve kazanacağım. Adamın tek şansı suratıma 2 mistik şat atmak. Buna yatabilirim fakat o zaman lethal yok tabi. Okay. Çünkü bende şimdi 14 atak var. Adam 8. Rahat rahat öldürürüz yani. İki gizemli atış ölüyor. Bir tek onu ölüyorum. Tamam dördüm abi. Okey. Dur abi bir sana altı bir atak verelim. Bu ses de ne? Zor oldu. Şimdi arkadaşlar o kadar zor ki. O kadar zor ki. Şimdi Ledros inersem adam 4 kalıyor. Bununla bunu çıkıp kazanıyorum. Amma ve lakin. Peki Ledros indim. 7 vurmaya çalıştım. Adam 2 kalıyor. Çok çok zor. Çok zor ve dandik. Kibarlığı denir. Başınızın belası geldi. Şimdi manasını harcatmayı başarırsam Ledros oynayamaz ataktan sonra. Bilmiyorum çok zor ya. İlk Ledros'ta bir adamın inmesi çok büyük problem oldu. Korinası varsa o kadar sıkıntı değil. Hayır benim de şey var. Yaşam veren kart var. Şimdi arkadaşlar şu güzel. Bu ikisi %100 lethal. Amma ve lakin mana yok. 13 mana olsa şu an lethal var bende. Öldürüyorum yani. Kendimi kaybetmeden mutluluğa son vermeliyim.
Peki. 2 kaldım. Şimdi arkadaşlar Ledros oynarsam adam 1 kalıyor. Adam suratıma 2 damage vurup beni yeniyor. Değil mi? Böyle problem var. İki demircinin suratıma basmasını istiyorum arkadaşlar. Basmıyor. Bir mana eksik. İki demirci hala suratıma basıyor. Statik şoku şimdi atsam. 8, 13, 19, 13. Aşırı zor oldu ya. Yok olmuyor. Statik şok şimdi atsam arkadaşlar bir mana bunu oynamam lazımdı. Yanlış oynadım. Adama statik şok atıp birisin go diyecektim. Eğer adam bizi öldürmeye kalkarsa Hortlan pençesiyle kendimi kurtaracaktım. Tur gelince de Ledros açıp kazanacaktım. Yok ya oynamış oldum kartı. Salak gibi. Ezildik. Okey. Bu iyi. Bu iyi bir tap tek tabii. Alalım. Defol. Kimi atalım? Elimden şu Elise'in fazlasını mı atayım? Şimdi yalnız arkadaşlar şu var. Ben bunu attım adamın suratına. Değil mi? Düşüneyim. Adam kombat sonrası Ledros oynarsa okey kabul. Bu kabul. Çok zor ya oynaması arkadaşlar. Bu aşamalarda oynamak inanılmaz zor bence. Hop. İlk o attı. İşte bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Doğru mu? Doğru değil mi? Yalnız attığı kart benim yaşam almamla kurtarılacak cinsten bir kart değil. Öyle bir problem var. Yanılan yaşam olsa kaybedeceğiz oyunu. Yani ben şimdi adam yaşam alırsa ben çünkü öldüremiyorum. Bir dakika. Bir dakika 1800 IQ hareket mi var? Oh my god. Sırf kötü oynadığı için kaybediyor şu an. Yes! Sırf kötü oynadığı için kaybetti. Statik bir işe yaramıyor. Arkadaşlar 6'ya 6 yatsa yenmişti salak. Evet. Bir he yani